Hocam başın sağ olsun. Annenizi kaybettiniz. Çok Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Anne ne olursa olsun annemizi kaybetmenin acısını yaşıyoruz tabii. Annelerimiz her zaman önemlidir bizim için. Hangi yaşta olursa olsun anne annedir. Teşekkür ederim bu güzel temenniniz için. Sağ olun. Peki hocam siz profesörsünüz. Doğuş Üniversitesi'nde rektör danışmanısınız ama Ereğli sizi tanımıyor. Efendim ben Ereğli'yi son derece iyi tanırım. Ereğli de beni tanımasa da önemli değil o kadar. Ben 1937 yılının 26 Mayıs'ında bugün oturduğumuz şu evin bir tabii bu haliyle değil daha eski haliyle odalarından birinde doğdum. Şu anda 53 senedir eğitim öğretim hayatımda hocalık yapan bir profesörüm. Bana tekrar sorsanız tekrar dünyaya gelseniz ne olursunuz diye ben gene hoca olmayı tercih ederim. Hoca olmak, profesör olmak insanın bir yaşam biçimidir. Ben ilkokul öğretmeni olan babam da birinci sınıfa başladım. Yani okuma yazmayı babamdan öğrendim. Ve o tarihten itibaren yani 70 yıldır masa başından kalkmadan, gece gündüz demeden çalışıyorum, uğraşıyorum. Binlerce öğrenci yetiştirdim. Ulusal, uluslararası yüzlerce yayınım var. Endüstri mühendisliğini Türkiye'de yaşatan, tanıtan, kuran hocalarımızdan biriyim. Rahmetli hocalarımız, Allah rahmet eylesin, büyük emekle bizleri yetiştirdiler. Biz de daha önemlisi gençleri yetiştirme gayreti içindeyiz. Şu anda ben Teknik Üniversite'den emekli olmuş olmakla beraber Teknik Üniversite'de 2012-2013 eğitim öğretim yılında da doktora yılına kadar doktora dersleri veren bir hocayım. 1978 yılında profesör oldum. 1966 yılı başında doktor. Doktor 1971 yılında doçent. Biraz evvel söylediğim gibi 78 yılında da profesör oldum. Ve hala hocalığı zevkle, heyecanla, arzuyla, hevesle yapmaya devam ediyorum. Hocalık benim bir yaşam biçimimdir. Dünyanın neresine gitsem, havaalanlarında, yollarda, sokaklarda beni tanıyan öğrencilerimle karşılaşıyorum. Ve onlar Türkiye'nin neresine gidersem gideyim aynı durumda. İnsanın hocalığın verdiği heyecanı birçok insana anlatamazsınız. Onu ancak yaşamak lazım. Yaşamadan hocalığın heyecanı, mutluluğu, zevki anlaşılmaz. Ben gençlerimizin bilime önem vermelerini, akademisyen olmalarını çok isterim. Öğrencilerime bunu da tavsiye ederim. Türkiye'de son zamanlarda üniversite sayısı çok arttı. 1982 yılında Türkiye'de 15 tane üniversite vardı. Şu anda üniversite sayımız 180'i aştı. Bunun aşağı yukarı 65'i de vakıf üniversitesidir. Tabii her ilde, her arzu edilen her yerde üniversite açmak o kadar önemli değildir. Üniversite demek bina demek değildir. Üniversite demek kadro, öğretim kadrosu demektir. Öğretim kadrosu demektir. Öğretim kadrosu zayıf olan bir üniversiteden yetişecek meslek adamlarının, öğrencilerinin de zayıf olacağı, kuvvetli olmayacağı açıktır. Onun için bu konuda ciddi tedbirler alınması gerektiğini düşünüyorum. Hızlı bir şekilde hocalarımızı yetiştirmemiz lazım. Günümüzün teknolojisine uygun, bilime önem veren bir kadronun Türkiye'de yetiştirilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Araştırma geliştirme önemli şeylerden bir tanesidir. Türkiye'nin araştırma geliştirmede dünya ortalamasına göre gelişmiş ülkelerde %3,5 civarında olan Ar-Ge'ye ayrılan paranın Türkiye'de %1'lere daha henüz ulaşmadığı, %1'lere ulaşmadığı
%0,5'lerin altında olduğu açıktır. Bunun için devletin gerekli fonları ayırması, bu fonların kullanılması için planlar hazırlaması lazım. Size verilen şeylerin, tahsisatların, ayrılan paraların harcanması da kolay değildir. Hedefe doğru harcamak lazım. Bina yapımıyla iş bitmez. İş teçhizattır, bilgidir. Bilgi hızlı bir şekilde değişmektedir. Bilgi her yıl neredeyse katlanıyor. Bu katlanmayı hazmedecek çalışkan, değerli insanlara, akademisyenlere çok ihtiyacımız var. Ben Allah ömür verdikçe hocalığa devam etmesem de bilimle haşır neşir olmaya devam edeceğim. Teşekkür ederim.